Herkese merhabalar. Edebiyat full tekrarımıza başlıyoruz. Birinci dönemdeki tüm konuları, tüm üniteleri harika bir şekilde tekrar edeceğiz. Zaten full tekrar kampındayız. Hepimiz son derece motivasyonu yüksek bir şekilde biyoloji, matematik, fizik, edebiyat, kimya, coğrafya, tarih hepsini izledik. Kitaplarımız hazır, videolarımız hazır. Sizler ekranları başında hazırsınız. Türkiye'nin en çalışkan dokuzları olarak bu güzel videolarla inşallah yazılarınızdan, sınavlarınızdan, tekrarlarınızdan en yüksek puanlara ulaşacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen intromuz girsin ve ardından da videomu biz başlasın. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde sizlerle birlikte öncelikle giriş ünitesine bakacağız. Sonrası da hikaye, ardından şiir, ardından da masal fabula bakacağız. Son derece lokum, son derece lezzetli, son derece kolay konular bunlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. İşte isim, sıfat var. Aynı zamanda edat, bağlaç, ünlem var diye bilgisinde. Diğer konular zaten leziz. Burada belki şiir biraz size ürkütmüş olabilir. Bu nedir ya? Kafiye, redif, edebi sanatlar demiş olabilirsiniz. Ama birazdan yapacağımız efsanevi konu anlatımı ile birlikte ve ardından da sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatı kitabımızdan ve Dinamo Soru Bankamızdan çözeceğiniz sorularla zaten bu işi süper halledeceksiniz. Ben şimdi bu bal rengi kitaplarımızın reklamını bal gibi yaptım ama dersin sonrasında mutlaka ödevlerde vereceğim. Kitapları mutlaka tedarik edelim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum ve ilk giriş ünitesinde öğreneceklerimize bir bakalım. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisine bakacağız. Metinleri sınıflandıracağız. İletişim ve ögelerine bakacağız. Son derece lokum, son derece keyifli. Dil bilgisinde de standart dil, ağız, şive, ve lehçe, argo ve jargona bakacağız. Bunlar da son derece basit. Şimdi öncelikle edebiyatın tanımı nedir diye size bir soru sorarlarsa olay düşünce duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilme sanatıdır. Hocam tanımı olduğu gibi okudunuz. E zaten tanımı da hocası sormaz artık yani bunu bilin. Edebiyatın tanımı nedir arkadaşlar demeyecektir. Edebiyatımızın dönemlerine baktığımızda tarihiyle iç içe şey olduğunu görüyoruz. Yani hatırlar mısınız tarih tersini? İslamiyet önceki Türk tarihi vardı. İşte Osmanlı tarihi vardı. Selçuklu tarihi vardı. Aynı zamanda Cumhuriyet tarihi vardı. Yani Kurtuluş Savaşı. Aynı onun gibi İslamiyet öncesinde bizler konar göçer hayat yaşadığımız için daha çok sözlü edebiyat olacak. Bir tek yerleşik hayata geçen Uygurlar böyle altın yaruk, sekiz yükmek, kalyanam kara, papam kara gibi eserler yazacaklar. Bir de Orhun abideleri var. O da zaten böyle taşın üzerine yazılmış abideler, anıtlar. Diğer tarafa baktığımızda ise İslamiyet'le tanıştıktan sonra bir geçiş dönemi yaşayacağız. Bu Karahanlar döneminde Hakaniye leçesiyle Araplara Türkçe öğretmek için veyahut İslamiyet'in güzelliklerini anlatmak için çok önemli eserler yazılacak. Nedir bunlar? Divan-ı Lügat-ı Türk, ansiklopedik ilk sözlüğümüz. Kutatkubilik, ilk mesneviğimiz. Atabet-ül-Hakayık, aynı zamanda Divan-ı Hikmet gibi eserler var. Bunlar geçiş dönemin eserleri. Biliyorsunuz 751 yılında Talas Savaşı'nda Çinlileri e, durdurmuştuk. Çinliler Arapları yamultmaya çalışmıştı. Araplar da bizden yardım istemişti. Biz de her zaman gibi Araplara yardım ettik. Araplar da Çin istilasından kurtuldular ve biz de İslamiyet'le tanışıp yavaş yavaş Müslüman olmuştuk. Orta Asya'da ilk Müslüman olan Türk Devleti de Karahanlılardı. İşte o dönemde yazılan eserler bunlar. Sonra Osmanlı Devleti döneminde ve Selçuk Devleti döneminde divan ve halk edebiyatı iç içe gidecek. Yani senkronize gidecek. Halk edebiyatı halkın edebiyatı olacak. Sade bir dille, hece ölçüsüyle böyle. Birazdan zaten bunu şiir de göreceğiz. Böyle halk edebiyatı deyince böyle dörtlükler halinde yazılmış şiirler göreceksiniz. Hece ölçüsüyle, sade bir dilde böyle somut ögeler göreceksiniz. Koşmalar, semailer, varsağılar göreceksiniz. Ama divan edebiyatına baktığımızda beyitle yazılmış... Nazım birimi beyit olan aruz ölçüsüyle, ağır bir dille, zengin uyaklı, soyut ifadelerin olduğu, medrese kültüründe yetişmiş hocaların yazdığı, Arapça farçanın ağır kullanıldığı bir şey göreceksiniz. Yani bakar bakmaz, abi bunda dört çizgi var, bunda iki çizgi var diyebiliyorsanız, şunu da diyeceksiniz. Sade, ağır. Hece, aruz. Yarım kafiye, zengin kafiye. Somut, soyut. Halk, divan diyebilmeniz lazım. Gelelim halk edebiyatının bölümlerine. Allahu Ekber diyerek tasavvuf yaptığımız dönem Dini tasavvuf halk edebiyat. yani Yunus Emre'ler var burada. Kaygusuz Abdallar, Pir Sultan Abdallar, Hacı Bektaş Veliler, Hacı Bayram Veliler var. Anonim halk kimse yok. Niye hocam? Anonim yani. Kim söyledi belli değil ki. Kim söyledi? Anonim. Ne diyorsun ya? Yani bilmiyorum. Kim söylediğini bilmiyorum. Ha pardon. Yani anonim demek söyleyeni belli olmayan demek. Mesela Mani, Türkü, Ninni veyahut da Aşık tarzı halk edebiyatı ise aşıklar var. aşklar söylüyorlar. Bunlar kime aşık hocam? Bunlar esasında şiire, sanata, edebiyata ya da Allah'a aşıklar. Yani gitme böyle sıradan bir aşk değil bu. Ama esas Allah'a aşık olanlar tabii ki bu abdallar. Yani kul olanlar ee, buradaki tasavvufçular. Aşık tarzı halk edebiyatında güzellemeleriyle Karacaoğlan, olan, koçaklamalarıyla kör dadoğlu'yu göreceğiz. Batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatına baktığımızda da artık batının üstünlüğünü kabul ederekten batıdan artık esinlenmeye başlayacağız. Avrupa'ya giden gençler tanzimat edebiyatına Fransız yenilikler getirecekler. Burada ilk romanlar, ilk hikayeler görülecek, ilk tiyatrolar görülecek. Sertifün edebiyata birazcık dilimiz ağırlaşacak. Fecrati de aruz ölçüsünü abartacağız. Milli edebiyat döneminde de özümüze döneceğiz ve bayraklarımızı asacağız. Hece ölçüsüyle şiirler yazacağız. Cumhuriyet döneminde tabii Kurtuluş Savaşı ve devamında gelen yenilikler var. Şimdi edebiyat bilimlerden tabii ki yararlanacak. Psikoloji insan davranışını inceliyor. Sosyoloji toplum davranışını, tarih geçmişte yaşanan olayları, felsefe düşünme üzerine düşün olduğunu bilmeniz lazım. ...insana hizmet eden her şey edebiyatı da hizmet ediyor. Çünkü edebiyat da insana hizmet ediyor. Yani eşek edebiyatı diye bir şey yok. İnsan edebiyatı var, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı var... ...halk edebiyatı var, divan edebiyatı var... ...işte batı edebiyatı var. Hep insanlarla alakalı. İnsanlar da bunlarla bağlantılı olacak. Fizik, kimya, biyoloji de insan için hizmet ediyorsa... ...bunlarla da doğal bir ilişki içerisinde olacak. Bir romancı ruh tahlili yaparken... ...psikoloji biliminden yani insan davranışını inceleyen bilimden yararlanacak. Peyami Safa'nın dokuzuncu hariciye koğuşu mesela... ...orada Yazar esasında kahraman, kemik veremine yakalanıyor, hastanede yatıyor ve Nüset adlı bir kıza tutuluyor, onu da seviyor ama kızı doktorla evlendiriyor. Falan adam kafayı yiyor. Bu üzüntülü durumu, ruh tahlilini psikoloji biliminden faydalanarak yapacak Peyami Safa. Ya da tarihi bir konu işleyen edebiyatçı, tarih biliminden Kemal Tahir'in Devlet Ana romanında olduğu gibi yararlanacak. Edebiyat bilimi, bilimde edebiyatı etkiler. Nasıl etkiler mesela? diyelim ki edebiyatçı zaten bilim insanlarının bulduğu donelerden, bilgilerden faydalandığı gibi bilim insanları da Jules Verne'in Ay'a Seyahat adlı romanını okuduktan sonra 1969'a Ay'a giden insan ilham kaynağı olacak. Ya diyecekler hakikaten Ay'a böyle gidilebilir. Güzel sanatlar içerisinde işitsel fonetik sanatların içerisindedir edebiyat arkadaşlar. Müziğe benzerdir yani. Sese ve söze biçim verir. Ee, ama bunlar başka mesela resim heykel mimari maddeye biçim veriyor. Bunlar görsel sanatlar. Ya da tiyatro, sinema, dans, bale, opera harekete biçim veriyor. Bunlar da dramatik sanatlar olacağını bileceksiniz. Gelelim metinlere. Metinler ikiye ayrılıyor. Bir sanat metinleri var. Coşku ve heyecanı dile getiren. Böyle destanlar, efsaneler, şiirler, manzumlar, işte tiyatrolar, böyle olay çevresi veya coşkuyla olan. Ama sanat metni adı üzerinde işte. Öğretici metin ise sıkıcı. Tarihi, felsefi, bilimsel, makale, deneme, günlük gezi yazısı. Yani bunlar gene biraz daha iyi de şurası tam bir sıkıntı yani. Niye? Öğretici. Ya yani ne öğretiyorsun hocam bize? Bize eğlence ver dediğinizi hissediyorum zaten. Mesela benim dersim öğretici metin. Niye? Uf diyorsunuz. Ama ben de eğlenceli yapmaya çalışıyorum. Geldik. Dilin kullanımından doğan türlerini. Peki hocam bunu bize nasıl sorarlar diye sorarsanız. Şöyle sorarlar. Rize Doğu Karadeniz bölümünde yer alan her mevsim yağışlı çay, fındık ve tütün yetiştirilebilen bir ilimizdir. Rize her mevsim yağış alır. Diyorsa bu öğretici metindir. Sıkıcı ders işte bu coğrafya. Ama Rize'nin dağları yemyeşil, senin gözlerin yemyeşil, çay içecek istiyorum o da olsun yeşil gibi böyle saçma sapan ve heyecanlı bir şey yapıyorsan bu şiirdir. Bu da tabii ki sanatsal metindir. Şimdi geldik buraya. Dilin kullanımından doğan türlerinde bir ağız var. Şive var, lehçe var. Bunları herkes karıştırıyor. Herkes karıştırıyor ama siz karıştırmayacaksınız çünkü sizler süpersiniz. Bir dilin ülke sınırları içinde farklı yerleşim bölgelerindeki ses, şekil ve sözizim. Yani Türkiye'nin içerisindeyiz ve Karadeniz ağzı var. Ege ağzı var, Urfa ağzı var, İstanbul ağzı var. Mesela ben şu anda İstanbul ağzıyla konuşuyorum. Gülüm beni anlıyorsunuz mu? Ne yaptınız be desem bu sefer Ege ağzıyla konuşmuş oluyorum. Şive ise bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişme içinde ayrılmış kolları. Bak şimdi ağız buradaydı. Bak ağız ülkemizin içerisindeydi. Şive biraz daha artık Azeri şivesi olmaya başlıyor. Yani artık kelimeler değişiyor. Azerice'de bazı kelimeler var. Azeri kardeşlerimiz de zaten biz biziz ama bazı kelimeler var acayip bize farklı anlamı var. Yani adam burada söylese kavga çıkar orada söyleyince teşekkür ederim diye bir yandan yapıyorlar. Lehçeye baktığımızda ise bir dilin tarihi gelişimi içerisinde bak şive buradaydı. Şiveyi maviyle çizdim. Lehçe ise artık bayağı değişiyor. Bir dilin tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerine ayrılmış kollar. Mesela ta Orta Asya'nın ta öbür köşesinde... Yakutça lehçesi var. Hiçbir şey anlamıyorsun. Yani. Tamamen bambaşka bir şey konuşuyormuş gibi. Argo'yu zaten biliyorsunuz ama bu bizim bildiğimiz argo değil. Burada biraz daha böyle halk arasında kullanılabilen, böyle bel olmayan argolara argo diyoruz. Jargon ise aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil. Mesela tıp jargonu var. Hasta eksi oldu. Ne oldu yani? Hasta vefat etti diyeceğine eksi oldu diyor yani. Anlaştık mı? Standart ölçünü dile baktığımız ise bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları dil. Yani bizde İstanbul Türkçesi buna denk geliyor sevgili arkadaşlar. Bunları zaten bizler hem sorularımızda Dinamo'da hem de konu anlatımımızda sıfırdan dokuza da mükemmel bir şekilde konu soru. Konu soru yöntemiyle anlattık hatta burada bakın. Ağız, şive, lehçe, argo mesela. Çocuklar nasılsınız? Uşaklar nasılsınız? Daha ağız farkı oluyor. Yeni yılınız kutlu olsun Türkçe. Yeni iliniz mübarek olsun. Azerice şive oluyor Lehçe. Yeni yılınız kutlu olsun diyor ama... Yakutça'da mesela ehin işanga cılınan eğer dilimin. Bak artık tamamen değişti yani. Kırmak mesela bizim kullandığımız bir okuldan kaçmak argosu olmuş oluyor değil mi? Ya da inek diyoruz mesela. Bu da bir jargon değil argo oluyor. Geldik iletişime. Duygu, düşünce ve bilgilerin türlü yollarla başkalarına aktarılmasıdır. Mesela ben şu anda size bilgilerimi aktarıyorum ve iletişim halindeyiz. Ben öğretmen olarak sizlere arkadaşlar videoyu beğendiniz mi diyorum şimdi. Bir gönderici olarak bir ileti gönderiyorum. Bakın buraya yazıyorum. Hatta şuraya yazayım. Bak şimdi. Şu anda sizler... Şuradasınız, diyelim ki şurası bir masa olsun, tamam mı? Şöyle... Ee, nasıl yapalım? Şu bir masa, sandalye oldu pardon bu. <laughs> şöyle bir masa, şöyle diyelim ki laptopunuzdan izlediğinizi düşünelim, tamam mı? Siz buradasınız şu anda, şöyle ayaklarınızı çizeyim şöyle, siz buradasınız. Ben de dünyanın bir ucundan e, Amerika'dan gelen yayınla size ulaşmaya çalışıyorum. Diyorum ki size videoyu, videoyu... Beğendiniz mi diyorum. Gerçekten soruyorum size. Beğendiyseniz birazdan beğeni isteyeceğim. Like'a basın arkadaşlar. Şimdi bu nedir? Bunu ben ileti olarak size gönderiyorum. Bunu kim gönderiyor? Bunu buradan İstanbul'dan gönderen benim. Tamam burada da ben olayım böyle. Bu kim? Gönderici. Gönderici size bir şey gönderdi. İleti gönderdi. Dedi ki videoyu beğendiniz mi diyorum. Sizler de sizler de ses olarak beğendiniz diyebilirsiniz ama bu iletişim olmaz ki ben göremiyorum dolayısıyla beğenmeniz lazım beğendiğiniz zaman şöyle beğeniye basayım diyorsun mesela rozorla <laughs> beğeni alıyorum görüyor musunuz beğeniye basayım diyor buradaki arkadaşımız şu anda beni izleyen sen Şimdi Kerem misin Merve misin Ali misin Osman mısın Zümra mısın ee, Ömer misin bilmiyorum ama kesin çok karizmatik birisin beğeniye basayım diyorsun bastım beğeniye şu anda beğeni butonumuz biraz çökmeye başladı. İşte o zaman iletişim oluştu. Sizin bu beğeniye basmanız da bana bir dönüt oluyor arkadaşlar. Böylece bir iletişim oldu aramızda. Bak şimdi. İleti var, dönüt var ve aynı zamanda burada Bağlamımız nedir arkadaşlar? Şu anda bağlamımızda tabii ki nedir? YouTube'dayız biz şu anda. YouTube bağlamındayız. Aynı zamanda kanal olarak da Tomuç Akademi 9. kanalı. Hayır. Kanal olarak burada bilgisayardaki iletişim kanallarını kullanıyoruz. Ses salgası değil. Ben sizin sesinizi duyamıyorum. Siz benim sesimi duyuyorsunuz ama ben sizin sesinizi duyamıyorum. Dolayısıyla bir dijital iletişim kanalımız var. Ve aynı zamanda dönüntünüzde zaten beğenmeniz oluyor. Bunun benzeri gibi... Bak burada bir iletişim var şu an aramızda. Aynı bunun gibi... Normalde sınıfta öğretmen sene çözdünüz mü dediğinde siz de evet çözdüm dediğinizde ileti ve dönüt oluyor. Öğrenci alıcı oluyor. Bu arada alıcı olduğunu yazalım. Bakalım buraya alıcı. Siz bilgi alıyorsunuz şu anda. Ben de göndereceğim. Aynı zamanda bağlam olarak da tabii ki ne var? Burası sınıf oluyor eğer sınıftaysa. Kanalda ses dalgaları. Bir de kod var Türkçe. Bizim de şu anda kodumuz Türkçe. Çünkü Türkçe konuşuyoruz. Geldik ikinci üniteye. Çok hızlı gidiyoruz. Çok leziz gidiyoruz. 10 dakikada birinci üniteyi bitirdik. Demek ki diğer üniteleri de 10'ar dakikada bitirsek muhtemelen 30 dakika sonrasında bu işler bitecek inşallah. Hatta bunlar daha kısa üniteler. Hikayeni hikaye, hikayenin yapı unsurları, hikayet ve isimlere bakacağız. Hiç vakit kaybetmeden devam ediyorum. Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar varsa ve kısaysa bu hikayedir arkadaşlar. Uzunsa da roman oluyor zaten. Hatta üniversiteden çıkmış demiş ki hikaye bir C vitamini yapıysa roman ona eş değer bir kilo limondur demiş. Yani roman işin uzatılmış hali bak. Roman R, hikaye H. İnce kalın bu kadar. İkisi de yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar. Zaten hikaye ise masalla karşılaştırmazlar. Çünkü masalda böyle tamamen hayali şeyler var. Hikayede tek olay var, kişi sayısı az, kahramanların bir yönü var, insan yaşamının bir bölümü var ve zaman ve mekan ayrıntıya girilmez. E niye? Çünkü kısa hocam, o yüzden. Hikayenin tarihsel gelişine baktığımızda 14. yüzyılda ortaya çıkıyor. Boccaccio İtalyan, Decameron adlı eseriyle başlıyor. Edebiyatımıza Tanzimat'ta girecek. Ahmet Mithat Efendi'nin letaifi rivayatı sorulur, sorulmuştur da hatta yazılığınızda... ...ilk hikaye. Aynı zamanda... Sami Haşizade aynı Küçük Şeyler adlı eserinde... ...ilk başarılı hikaye kabul ediliyor. Bir de... ...Emin Nihat'ın Müsameret Nameleri var. Onu da hocanız yazdırırsa bilin. Hikayenin... ...yapı unsurlarına baktığımızda kişiler var. Mekan var olayın gerçekleştiği yer. Anlatıcı var. Birinci kişi olabilir... ...mesela yaptım, yaptık diye. Ya da üçüncü kişi olabilir. Yaptılar, yaptı diye. Çatışmalar var hikayenin... ...en böyle reytingin arttığı yer. Olay örgüsü var. Zaman var, tema var. Şimdi burada... Olay ve durum hikayesi arasındaki farkı bileceğiz. Eğer böyle serim düğüm çözüm bölümü varsa, merak ögesi varsa, çarpıcı sonla bitiyorsa, olay ağırlıklıysa biz buna olay hikayesi diyoruz. Hatta diğer adıyla klasik hikaye. ve Bu hikayenin kurucusu Guy de Maupassant denilen bir Fransa'dan. Bizde de Ömer Seyfettin bu tarz hikayeleriyle tanınan bir kişi. Durum hikayesinin diğer adı ise kesit. Hayatın bir kesiti anlatılıyor. Böyle serim düğüm çözüm bölümleri olmayabilir yani. Merak ögesi de yok bitmemiş gibi oluyor. Ne oldu ya hayatın bir bölümünü anlatmış gibi oldu. Bunların da kurucusu Rus Çehov, Anton Çehov tarzı hikaye buna. Ve aynı zamanda bizde de Memdu Şevket Esendal ve Said Faik Abasyanık bu türün üstadları. Memdu Şevket bunun ilk öncüsü. Hikayede kullanılan anlatım biçimlerine baktığımızda e, tabii ki hikayede hikayeleyici anlatım yani öyküleyici anlatım olur. Ve betimlemelerde mutlaka vardır. Yani varlıkların ayrıcı özellikleri zihnimize canlandırılır. Eğer izlenimsel betimleme ise özneldir, yorum katar. Açıklayıcı ise de açıktır, nesneldir. Yorum katmadan direkt kişinin veya da mekanın tasvirini yapar. Göstermeye baktığımızda kahramanların karşılıklı konuşmaları diyalogla sunulabilir. Kahramanın duygu ve düşünceleri iç konuşmada verilebilir. Bilinç akışında ise mantık ilişkisi zayıf bir şekilde iç konuşma verilir. Yani derse başlamıştım, öğrenciler acaba beni dikkatle edinecek mi diye düşünüyordum. Bu iç konuşma oluyor ama derse başlamıştım, yoğurdun da tadı çok acıydı. Tezemler yarın gelir mi? Neyse hadi videoya devam edelim. Bu bilinç akışı oluyor, bu manyak gibi yani artık hiçbir mantık silsilesi yok. İsimler konusuna geldik. İsimler arkadaşlar varlıklara verilişlerine göre cins özel isim var. Mesela diyelim ki kalem cins isim ama sizin isminiz özel bir isim. Oluşlarına göre somut soyut isim var. Somut kalem bir somut isim ama aynı zamanda sevgi aramızdaki sevgi soyut bir şey. Sayılarına göre tekil çoğul topluluk isim var. Kalem dediğimizde bu tekil oluyor ama nerede çokluk? Orada lerler iki geliyor ve Kalemler dediğimizde çoğul oluyor. Topluluk ismi ise arkadaşlar lerlere ki alsın ya da almasın çokluk bildiren şeyler. Mesela diyelim ki düzine dediğinizde bu her zaman çokluk bildiriyor. Mesela başka bir örnek daha vermek istiyorum izin verirseniz. Ağaç tekil bir isim. Nerede çokluk? Orada lerler diyorum. Ağaçlar çoğul bir isim. Ama orman dediğimizde bu ormanlar da deseniz demeseniz de topluluk ismi oluyor. Bu kadar leziz yani. Mesela koyun. Koyunlar sürü gibi. Yapılarına göre isimler ise basit türemiş birleşik olarak üç ayrılıyor. Basit isim de mesela diyelim ki e, kitap dediğimizde bu basit bir isim. Ama kitapçı dediğimizde yapma eki aldığı için türemiş oluyor. Kitap başka şey, kitapçı başka şey. Bak bu kitap. Kitapçı başka bir şey, bir insan. Birleşik isim ise iki kelimeden oluşuyor. Kitap evi diyorsun, Bu kadar basit. Veya da aynısını ağaçtan yapalım. Ağaç basit. Ağaçlık türemiş. Ağaç kakan da birleşik oluyor. Burada da zaten örneklerimiz var. Atatürk, İzmir, Tekir özel isim. İnsan, kent, kedi cins isim. Işık, koku, rüzgar, somutken. Akıl, sevgi, kaygı soyut oluyor. Asker, tekil, askerler çoğul, ordu topluluk. Ağaç, tekil, ağaçlar çoğul, orman topluluk. Koyun, tekil, koyunlar çoğul, sürü topluluk. Bu örnekleri zaten vermiştim. O zaman mantık şu. Nerede çokluk? Orada lerler iki var. Burada şuna dikkat edin. Lerler iki her zaman şöyle lerler şöyle yazmak istiyorum. Hatta şöyle gölgeli yazayım benim klasik. E, meşhur yazı tarzımla. lerler ki her zaman, lere de benzemedi mi? Şöyle toplu yapayım tekrar. Lere ki her zaman çokluk anlamı katmayabilir arkadaşlar. Bazen Ahmet Beyler gelmiş dediğimizde saygı anlamı katar. Seni dünyalar kadar özledim dediğimizde abartma anlamı katar. Sabahlara kadar çalış dediğimizde de mesela abartma anlamı katar. Ya da bu ülke nice Mevlana'lar yetişir dediğimizde benzerlik anlamı katar. Aliler bize gelecek dediğimizde aligil anlamı katar. Yani her zaman çokluk anlamı da katmayabilir. Ama biz çokluğun olduğu yerde her zaman lerler var diyeceğiz. Kitap basit kitapçı türemiş. Can basit canlı türemiş. Pazar basit pazarcı türemiş. Su basit susu türemiş. Bileşik ise en kolay lokum ötesi. Kitap evi can kurtaran pazar tesi su çiçeği. Hanım Eli, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bunlar bir ilişkisi. Geldik üçüncü üniteye. Gördüğünüz gibi çok hızlı gidiyoruz. Çok leziz gidiyoruz. Bir de ardından bu kitaptan soruları çözdüğünüz zaman oh oh oh. Hadi bakalım. Burada şiire baktığımızda gerçekten şiirinde bize baktığını görüyoruz. Zor bir konu. Ama sıfatlar sevgili oldu. Çünkü sıfatlar isimlerin sevgilisi. Ölümsüz bir aşkın hikayesini göreceğiz birazdan. Bakalım. Şiirin türleri var. Birazdan detayına gireceğiz. Aşksa lirik oluyor. Kahramanlıksa epik oluyor. Öğüt veriyorsa didaktik oluyor. Doğa varsa pastoral oluyor. Eleştiri varsa satirik oluyor. Sanatları birazdan zaten göreceğiz. Çok kolay hiç endişelenmeniz gerek yok. Tapşırma şairin adının olması. Mahlas divan edebiyatı verilen isim. Hece parmak hesabıyla sayıyorsun heceleri. Aruz açıklık kapalılığına bakıyorsun. Yani ünlüyle ünsüz bitmesine bakıyorsun. Serbest ise son derece serbest. Bak hece genellikle böyle dört dört durur. Hece böyle durur. Aruz iki iki durur genellikle. Serbest de böyle durur. Serbest yani hiçbir ölçü yok. Burada e, ee, Koşmanın 11 lece ölçüsüyle yazıldığını, Semai'nin 8 lece ölçüsüyle yazıldığını, Varsa'nın da 8 yazıldığını ama içinde breler olduğunu, Gazel'in 5-15 beyitten, kastenin 33-99 beyitten, Meslevi'nin sınırsız beyitten oluştuğunu daha detaylı bir şekilde 10. sınıfta göreceğiz. Ama şu anda bunlara da biraz değineceğiz. Gelin bakalım. Şiir zengin imgelerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla yani kafiyeden bahsediyor. Ortaya çıkan edebi tür. İnsanın duygu dünyasına seslenir. Allah Allah. Coşku uyandırır. Allah Allah. İmge sezgi önemli bir yer tutar. İmge ne hocam? İmge esasında simge. Mesela diyelim ki e, diyor ki adını mıh gibi aklıma koydum diyor. Yani bak adını mıh gibi adımı... Adını, adını mı gibi aklıma koydum. Yani çivi gibi kafa adını isme beynime çiğledim diyor yani. Bak ne kadar güzel bir şey. Yani o kadar çok seviyorum seni. İsmini artık kafamda çivi gibi kaldırıyor. Bu bir imge, bu bir simge, bu özel bir benzetme yani. Nazım, duygu, düşünce ve hayallerin genellikle ölçülü, uyaklı zelerle anlatılması. Yani şiir gibi bir şey. Divan şiiri geleneği var. Soylu, süslü, aruz ölçülü. Halk şiiri geleneği var. Sade, hece ölçülü. Modern şiir var. Tamamen tarz. Mahlas divan şiirindeki takmaat son beytte yer alan. Tapşırma halk şiirindeki takmaat e, son dörtlükte yer alıyor. Mesela normalde diyoruz ya? Fuzuli'nin şiirlerini çok seviyorum. Ya Fuzuli diye bir adam yok ki, Adamın adı Mehmet. Kendine gereksiz diye takmaat isim vermiş mesela. İmgelere baktığımızda mesela denizin pencereleri sürgülüydü. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Uy bak kanlı bülbül, denizi pencereleri bu tarz tarz değişik zihinde farklı şeyler oluşturuyorsa imge var diyeceksiniz. Şimdi şiirle manzume arasına bakalım. Şiirin görüntüsü şöyledir arkadaşlar. Böyle şiirdir. Manzume de böyle benzer. Ama manzume de öğreticilik vardır, olay örgüsü vardır, tek anlamlıdır, konuşma diliyle yazılır. Öyküleme, vetimleme olabilir, diyaloglar olabilir. Veyahut da manzume düz yazıya çevrilebilir. Ama Şiir düz yazıya çevrildiğinde etkisini yitirir. Diyalog olmaz. Şiirsel anlatım vardır. ...imgeler vardır. Çok anlamlıdır. Olay örgüsü yoktur. Ve estetik güzellik amaçlanır. Bunu da bilin. Hatta burada manzume ve şiir farkına yönelik şöyle bir... Bakın. Şiir böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Manzume böyle. Ama manzumede de böyle bir şiirsellik var yani. Mesela e, lisan-ı hal ile niyet eden... E, o oh, salhurda harap evlerinin saçaklarına sığmış öyle giderken hemen ayaklarına. Böyle bir burada da kafiye vardır yani, onu da bilelim. Geldik buraya. Nazım birimi. Nazım birimi son derece basit. Ya siz şunu bilmiyor musunuz arkadaşlar? Bir tane araba geçse yanınızdan. Kardeşim bunun eğer iki kapısı varsa buna iki kapılı araba diyorsunuz. Eğer sporsa şöyle tek kapısı varsa buna tek kapılı araba diyorsunuz. Burada da bakacaksınız eğer tek bir dize varsa dize. İkiliyse ise beyit. Dörtlü ise dörtlük diyeceksiniz. Bu kadar basit. Bent de üç veya daha fazla oluşuyor. E o zaman dörtlük de bent midir? Evet. Bentler esasında dörtlüğü de içine alıyor. Ama biz onu dörtlük diye de adlandırabiliyoruz. Bent de diyebiliyoruz. O zaman bunu bileceksiniz. Abi bunun nazım birimi beyit. 2 2 gidiyor. Abi bunun nazım birimi dörtlük. 4 dört, 4 dört gidiyor. Abi bunun nazım birimi bent. Niye? Çünkü 6 alt, 6 gidiyor mesela gibi. Bu kadar basit. Geldik buraya. Nazım biçimine baktığımızda nazım biçimi başka bir şey. Yani sen baktın arabaya diyorsun ki ya bu tek kapılı ama bunun markası var, modeli var. Ya başka bir şey. Mesela mani türkü dörtlükler halinde yazılıyor ama mani tek dörtlük, türkü dörtlükler halinde yazılıyor. Koşma da dörtlüklü, semai de, varsağı da, destan da dörtlüklü ama koşma on birlece ölçüsüyle yazılıyor. Semai sekizli, varsağı sekizli, destan on birli, varsağı da bre var, destan uzun oluyor. Yani biraz daha düşünmek gerekiyor. Yani biraz daha ayrıntıya girmek gerekiyor. Gazel, kaside, mesnevi de, de aynı şekilde. Mesela hepsinin görüntüsü böyle. Bak şimdi çiziyorum. Bu bir gazel tamam mı? Güzel, güzel bir gazel çizdim tamam. Bu da kaside. Yine böyle gidiyor. E hocam aynı şeyi çiziyorsunuz, ondan anlayacağız. Bak bu biraz daha uzun olduğu için buraya üç nokta koydum, devamı gelecek demek istiyorum. Mesnevi'de ise biraz daha bak kısa kısa, aruzun kısa kalıplarıyla yazıyorum. Bir de bir şey farkı daha var mesela anlamanız için. Bu mesela A, A, B, A, C, -A, D -A, e -A diye giderken... ...bu A, A, B, B, C, -C D -D, e -E diye gidiyor. Bu da yine A, A, B, A, C -A diye giderken... ...burada hem uzunluk var, yani bu 33.99 beytten oluşabiliyor arkadaşlar mesela... Bu ise 5-15 beytten oluşuyor. Veyahut da bu ise sınırsız beytten oluşuyor. Demek ki bu neymiş? Gazel. Ustalık şiiri. Bu ne? Kaside. Belli bir kasıtla övgü şiiri. Peygamberimize övgü düzüyorsun. Hacihalara övgü düzüyorsun. Burada ise mesnevi var. Bu da roman yani. Esasında bir aşk hikayesi anlatılıyor ama Allah aşkına. Bunlar da batıdan geliyor. Bunları batıyı sevmediğimiz için fazla detaya girmiyor hocalar. Nazım türüne baktığımızda ise bu sefer şiirin konusu. Sagu. Adam vefat ettiyse sagu. Halk edebiyatı vefat ettiyse ağıt yazıyoruz. Divan edebiyatı vefat ettiyse mersiye yazıyoruz mesela. Anlatabildim mi? Ve hatta şiir yazacağız. Koşuk yazıyorsun İslamiyet öncesinde. Halk edebiyatı ise e, güzellemeler, koçaklamalar, taşlamalar yazıyorsun. Divan Edebiyatı'da yine buna benzer şeyler yazabilirsin. Gazel yazıyorsun mesela. Mesela Güzelleme aşk konulu, koçaklama kahramanlık konulu, taşlama eleştiri konulu mesela. Yani taşlıyor, eleştiriyor yani. Ya da tevhid Allah'ın birliğini anlatıyor, tekliğini anlatıyor. Münacaat Allah'a yalvarışı anlatıyor. Naat peygamberimize Hazreti Muhammed'e övgü anlatıyor. Mersiye ölen kişinin ardındandı zaten. Metiye devrin büyüklerini övüyorsun. Hicviye eleştiriyorsun. Fahriye de şair kendini övüyor. Mesela üniversite nasıl soruluyor bu? ...Sagu Ağıt buraya ne gelir diyor, Mevlüt mü gelir diyor. Herkes de hani Sagu Ağıt ölen kişilerde Mevlüt de ölenin arkasında Mevlüt okuyoruz diye Mevlüt yazıyorlar. Halbuki Mevlüt peygamberimiz öven bir şiir. Dolayısıyla burada Mersi okuması lazım diyebiliriz. İlahi Allah sevgisini anlatıyor. Nefes de Allah sevgisi deme de, de öyle. Ama bunlarda biraz daha aynı zamanda Hazreti Ali sevgisi de var. Bektaşi şiirleri bunlar. Aynı zamanda nutuk tarikata girenlere tarikat adabını öğretiyor. Şatiye böyle İslami değerlerle alay ediyormuş gibi duran ama esasında felsefi derinliği olan şiirler. Devriye de Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz diyen şiirler oluyor. Ölçüye baktığımızda parmak hesabı ölçüsü. Boşa aranırdım, boşa dağlardım. Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı, ...yedi, ee, 7, 8, 9, 10, 11. Açıldığım engine kıyına vardım. 11, 11. 11 tanecesi var, 11 tanecesi var. Arada da durduğu yer var, orası durak. Yani şöyle demiyorsun. Boşa aranır. Dım boşa dalardım demiyorsun. Diyorsun ki boşa aranırdım, boşa dalardım diyorsun. İşte bu durduğun yerde durak oluyor. Aruz ölçüsü ise hecelerin kısa ya da uzun. Yani açık ya da kapalı olmasına bağlı. Ünlüyle bir tane heceler açık oluyor. Mesela boşa dedin ya, o ünlüyle bittiği için bu açık oluyor. Nokta ile gösteriliyor. Ama arardım dediğinde M ile bittiği için ün soruyu kapanıyor. Halk edebiyatta daha çok hece ölçüsü var arkadaşlar. Hatta buraya yazmışım ben niye bir daha yazıyorum ki. Divan edebiyatında da aruz ölçüsü kullanılıyor sıklıkla. Serbest ölçü ise hiçbir ölçüm ölçü yok. Yardır gitsin. Bütün heceler, bütün dizeler farklı hecelerde olabilir. Redif kafiye nedir? Buna bakalım. Dize sonlarında tekrarlanan sözlere yani tekrarlanmış ya veya seslere aynı anlamdaki şey biz redif diyoruz. Akıncılar yollar açar. Altın orada iller açar. Ya buradaki açarlar aynı anlama geliyor. Aynı şey. İllerler de zaten nerede çokluk orada ilerler demiştik. Şey. O zaman burada hiçbir kafiye yok. Bunlar redif. Aynı şeyin tekrarı. Ama yolun sonundaki L harfi ve ilin sonundaki L harfi denk gelmiş. İşte tek ses varsa yarım kafiye, iki ses varsa tam kafiye, ikiden çok varsa da zengin kafiye diyoruz. Bak naz göz bunlar bir harf. Ama şöyle deseydi her tarafından akar naz eder süzer etrafını bir çift yeşil göz eder deseydi ederler redif olurdu. Aynı şeyi tekrar etmişsin. Tam kafi iki ses benzerlidir dedik. Meşe köşe bak şeyler öyle. Ama şöyle deseydi. Söğüt giz fasıldar sayıklar meşe dedim. Ayık düş görür her bucak her köşe dedim. Dedimler redif olurdu mesela. Anlaştık mı? Demek ki önce kafiye geliyor sonra redif geliyor. Zengin kafiye ise üç ve daha fazla. Mesela aynalar zindan aynada vicdan. Dan dan bunlar yazılışları aynı ama anlamları tamamen farklı şeyler. Yani denk gelmiş yani anlaştık mı? Tunç kafi ise ...dize sonunda kelimenin diğerinin içinde yer alması. Bak yıldız insan ve fikir birinden nur akar birinden kir. Kir fikirin içinde olunca tunç kafi oluyor ve tunç kafiye de esasında zengin kafiyenin bir alt kümesi. Cinaslı kafiye ise ses seç kelimelerle oluşuyor. Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç yani burada geç... Erkenin zıttı olan İngilizce late, geç manasında geç. Diğeri ise bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç. Geç bekleme devam et de geç. Dolayısıyla bunlar yazılışları aynı anlamları tamamen farklı sözcükler olduğu için sesleş kelimeler olduğu için cinas kafi oluyor. Eğer kafiye düzeni böyle a a ise yani mesela bak burada a a diye gitti ya böyle dörde aynı gidiyorsa düz ayak oluyor. Ya da sonu bir tane farklı olabilir ya da iki iki olabilir bu düz ya. Ama a -b, a b ise yani AB b ise bu çapraz oluyor. A -b -b a ise sarma oluyor. A a x a ise manit oluyor. Nasıl yani hocam mesela diyelim ki. Bahçelerde gül gerek, güllere bülbül gerek, ...benceleyin bir kula senin gibi kul gerek. Bak şimdi A A X A oldu yani. Bencileyin bir kula derken başka bir şey dedim ya bak. Gerek 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 orada bir A A A X A oluyor. Örüşü kuyakta A B A B C B. C D C diye gidiyor mesela. Sonra T E D diye gidiyor. Böyle içinden alıp ikiye katlıyorsun. Ünlü harflerin tekrarı varsa şiirin içerisinde asonans, asil, ünlü. Ünsüzler varsa Ali ya bizim Ali işte. Ali ünsüz tekrarı diyebilirsiniz. Nakarat da bölüm sonlarındaki dize tekrarı. Epik şiirin zaten kahramanlık olduğunu, savaş olduğunu, yiğit olduğunu, koçaklamaların varsağların epik şiir olduğunu bilmeniz lazım. Lirik şiir aşk ama sadece sıradan sevgili değil. Allah aşkı da olabilir. Veyahut da anneye olan sevgi de olabilir. Dolayısıyla özlem, gurbet, ölüm temaları var. Pastoral şiir kır çoban hayatı anlatılıyor. Didaktik şiirde öğüt veriliyor. Satirik şiir, mesela Nabi, Divan Edebiyatı'nda abimiz bize hep öğüt veren şiirler yazacak. Hikemi sözler söyleyecekler mesela. Satirik şiir eleştiriyor. Ya taşlıyor halk edebiyatına ya da Divan Edebiyatı'na da hicvediyor. Yani yeriyor, yergi var yani. Dramatik şiirde eski Yunan tiyatrosunda kullanılan şiir türü oyuncuların konuşmaları şiir şeklinde oluyor. Söz sanatlarına baktığımızda burada şuna dikkat edeceksiniz. Bir şey eğer başka güçlü bir şeye benzetiliyorsa benzetme var. Mesela umutların mola verdiği yerde geceler bir nehir gibi akıyor. Bak geceyi nehre benzetmiş. Bak benzeyen gece. Kendisine benzetilen nehir. Benzetme yönü akması. Benzetme edatı da gibi oluyor. Bu Burada dört ögesi olan bir benzetme var diyoruz. Burada açık istihare var. Açık istiharede benzeyen ya da benzetilenlerden birinin kullanılmaması var. Daha doğrusu istiharede. Mesela yüce dağ başında siyah tül vardır derken Dağın başındaki dumanları siyah tüle benzetiyor ama benzeyeni yani dumanları söylememiş. Direkt kendisine benzetilerini söylemiş. Bu açık hissiyar oluyor. Ama kapalı hissiyar ise gönül gerçekten bal almak ister. Bak gönülü arıya benzetiyor ama sen bunun arı olduğunu bal almaktan yakalıyorsun. Size daha kolay bir örnek vereyim ki daha iyi anlayın. Mesela futbolcular her zaman benzer örnek veriyorum öğrencilerimiz daha iyi diye. Futbolcular sahaya çıktı derseniz burada herhangi bir şey yok. Futbolcular sahaya çıkıyor. Ama aslan gibi e, futbolcular sahaya çıktı dersen burada ne oluyor? Futbolcular aslana benzetmiş oluyorsun. Aslanlar sahaya çıktı dersen burada açık istihar oluyor. Futbolcular sahada kükredi dersen futbolcuları aslana benzetiyorsun ama aslanı söylemiyorsun. Dolayısıyla kapalı oluyor. Niye? Çünkü bak burada açık açık söylemiş. Bak bu açık istihare. Açık bir şekilde futbolcular aslanlar aslanlar sahaya çıktı diyorsun. Burada ise futbolcular sağda kükredi derken kapalı yani. Ha, kükremek aslana özgüdür. O zaman futbolcuları aslana benzetmiş diye kapalı bir şekilde anlıyor. Burada ise aslanlar diye net bir şekilde açık bir şekilde söylüyor. Bu da benzetme oluyor. Niye? Futbolcuları aslana benzetiyor ve ikisi de yazıyor. Bu iş bir şey yok burada. Teşhis kişileştirme. insan olmayan varlığa insan özgü özellikler verilmesi. Kalem üzgündü. Rüzgar uyumakta gibi. İntak insan olmayan varlığın konuşması. Kalem diğer kaleme dedi ki selamun aleyküm. Kalem konuşmaz ki. Bu konuşur mu? Mesela ben ki toz kanatlı bir kelebeğim. Minicik gövdeme yüklü kafta demiş. Kelebek konuşmuş. Mecaz-ı mürsel ise ad aktarması. Benzetme ilgisi olmadan bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılması. Şimdi biz burada futbolcuları aslana benzetmiştik. Eğer usta kramponlar sahaya çıktı dersen. Burada futbolcular sahaya benzemiyor. Şey krampona benzemiyor. Usta kramponlar sahaya çıktı dediğin zaman. Futbolcu hiç krampona benziyor mu? Bak şimdi çiziyorum bir tane krampon. Şöyle çivileri Benzemiyor. Parça bütün ilişkisi yapmış. Mesela usta yazarlar geldi. Veyahut da usta kalemler geldiği zaman kalemi yazarın yerine kullanmış oluyorsun. Mesela bakımsızlıklarla göçük gitmiş bir cihan. Parça bütün ilişkisi. Yani cihan değil de cihan içindeki insanlar. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacahmet. Beyoğlu'nun içindeki insanlar. Tamburi Cemil Bey çalıyor. Tamburi Cemil Bey değil de onun plağı çalıyor. İşte ocağa karşı bağdaş kurdular. Ocak değil de içindeki ateşe karşı gibi. Hüsnü Talil ise güzel nedene bağlamam. Güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil vermiş ağaçlar. Yo bahar geldiği için oldu. Sen geldin diye ağaçlar çek aç sevgilim. Yo bahar geldi. Ama güzel nedeni bağlı. Tecahül-i Arif ise bilmezden gelme. Burada bildiğim bir şeyi bilmezden gelerek sanat yapıyorsun. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüzüyorsun? Adamın kaşlarına kar yağmış yani ak düşmüş. Artist yapıyor. Bilmemezlikten geliyor Ahmet Ağaç. Kinaye hem gerçek hem meclis anlam olması. Şu karşıma göğüs gelen taş bağırlı dağlar mısın? Ba, dağların bağrı zaten taştır ama aynı zaman taş gibi çok katı bir insansın diyor. Tevriye iki anlamlılık. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Ben derken hem şöyle bir benden bahsediyor. Anlaştık mı? Hem de ben birinci çekiş yazısından bahsediyor. Mesela aynısına benzer bir şeyi Mehmet Akif Ersoy da yapıyor. Diyor ki ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dışı kalmış yine yani var. Ulusu derken sen yücesin korkma da diyor. Hem de o oh, havlasın ulusun korkma diyor. İki gerçek anlam zor bir sanat. Tezat zıtlık, düşman, dost. Bunlar birbirine zıt şeyler. Tezıt diye de aklınıza atabilirsiniz. Tezat, tezıt. Tariz iğneleme laf sokuyorsun yani. Bir saatte söyle yüz bin yalanı. El doğru söz söylerse inanma. Yani tersini söylüyor. Tenasüp münasip yani uygunluk. Nergiz, Leyla, Lale, Gül gibi şeyler bir arada bulunmuş. Tell me hatırlatma. Hani İngilizce tell me hatırlatma bana, hatırlat bana diyebilirsin. Yani burada da Hazreti Muhammed, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti Adem, Hazreti Havva, işte Bedir Savaşı, işte Kerem, Aslı, Leyla, Mecnun, Ferhat, Şirin gibi... ...tarihin, dinimizin anahtar kişilerinin isimlerini hatırlatıyorsun. Ve böylece oradan yola çıkarak anla diyorsun. yani. Seni Mecnun gibi seviyorum. He, Mecnun çok seviyordu Leyla'yı, bunu demek istiyor diyorsun. İrsal mesel, özü söz anlatmak. Taş düştüğü yerde ağır diyerek bir atasözü kullanmış. Mübalağa da her zaman yaptığımız şey. Yani abartma. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Abartma. Geldik sıfatlara. Sıfatların en önemli özelliği neydi arkadaşlar? İsimlerin sevgilisidir. Mesela burada elma diye bir ismimiz var. Bu isim nasıl diye sorular sorduğumuzda niteleme sıfatlarını veriyor. Kırmızı elma, büyük elma, tatlı elma. Eğer hangi veya kaç sorularını sorarsak bunlar da belirtme sıfatlarını veriyor. Belirtme sıfatları işaret sıfatı olabiliyor. Bu şu öteki elma. Ya da belgisi sıfatı oluyor. Her elma, birkaç elma, bazı elmalar. Ya da sayı sıfatı olabiliyor. İki elma, üçer elma, birinci elma, sıra sayı sıfat olabiliyor. Veyahut da mesela iki üç elma dersen bu sefer yine belgesi oluyor. İki üç mü kardeşim? Nasıl elma? Hangi elma? Neredeki elma? Veyahut da kaç elma dersen de bu da soru sıfatı oluyor. İşte burada mesela çalışkan öğrenciler derken niteleme sıfatı yapmış. Başarılı kişiler, genç insanlar bunlar niteleme sıfatı. Bu kitap, şu ev işaret sıfatı. Bazı yazarlar birçok kitap belgesi sıfat. İki elma asıl sayı. ikinci kat sıra sayı. Yüzde on kar kesir sayı. İkişer ceviz üleştirme sayı oluyor. Kaç yolcu, hangi öğrenci, nasıl ev dersen de soru sıfat oluyor. Burada adlaşmış sıfat diye bir şey var. Yani ad esasında. Çalışkan öğrenciler yerine çalışkanlar dersen artık burada artık sıfat yok. Niye? Çünkü sıfat olması için yanında bir isim olması lazım. Yani sevgilisi olacak. Burada çalışkanlar, öğrenciler diyemezsin ki çalışkanlar olur. Başarılılar, gençler, soğuklar geliyor. Bu adlaşmış sıfat oluyor. Yapılarına göre sıfatlar da basit. Yapım eki almıyor. Mesela diyelim ki güzel ev dediğinde bu basit sıfat oluyor. Niye? Güzel kelimesi yapım eki almamış. Ama akıldan akıllı ev dediğinde bu yapım eki almış oluyor. Niye? Çünkü akıllı yapım eki almış, türemiş bir sıfat. Birleşik sıfat ise mesela diyelim ki ee ne olsun mesela boş boğaz adam. Yani iki kelimeden oluşuyor. Ya da uyur gezer adam gibi. Geldik birleşik sıfatlarla alakalı örneklerimize. Burada mesela birkaç ağaç, açık göz çocuk, boş boğaz adam bunlar anlamca kaynaşmış birleşik sıfat oluyor. Bir de kurallı birleşik sıfatlar var iki han ya da kapılan değil de iki kapılan diyorsun bak. Ayrı yazıldığı halde bir bütün. Üç yol ya da saatlik yol değil de üç saatlik yol. Boyu uzun sporcu gibi bunlar da kurallı bileşik sıfat oluyor. Ya da saray gibi ev, cana yakın arkadaş, bambu liflerine yapılmış çantada bu da öbekleşmiş sıfat oluyor. Son ünitemize geldik. Artık bitirmek üzereyiz. Zaten sıfırdan dokuza ve dinamodan da ödevlerimizi yaptığımızda zirveye doğru yolculuğumuz devam edecek. Şimdi burada size masal anlatacağım. Çok basit. O yüzden lütfen uyumayın arkadaşlar. Daha doğrusu masal anlatacağım derken masal konusunu anlatacağım. Edat Bağlaç ünlemde son derece lokum. Şimdi masallar, hatırlarsanız hikayeler yaşanmış ya da yaşanabilirdi ve kısaydı. Masallar ise olağanüstü. Olağanüstü kişiler, olağanüstü olaylar yaşıyor ve hayale dayalı. Ve tekerlemeyle başlıyor. Yer zaman belirsiz, hayali mekanlar, belirsiz zamanlar, geçmiş zaman, olağanüstü olaylar ve kişiler, devler, periler, cinler var. İyi ile kötünün mücadelesinde iyiler kazanacak. Kötüler hatasını anlayacak. Eğitici niteliği var. Evrensel değerler işleniyor. Yani lahmacun anlatılmaz masallarda. İyilik anlatır. Herkes için iyilik geçerli. Dini ve milli ögelere de yer verilmiyor. Dünya edebiyatında ilk olarak ezo masalları var. Sonrasında Hint edebiyatında pança tantra, kelile ve dimle örnekler. Arap ve İran kaynaklı binbir Gece masalları ya da Grimm kardeşlerin çocuk ve masalları, Andersen'in çocuk masalları önemli örnekleri. Bizim edebiyatımıza Uygur dönemindeki bu masal 2022 TYT'de soruldu. Kalyanamkara ve Papamkara masal özelliği gösteren ilk eser. Yine Osmanlı'da Billur Köşk, yine Şinasi'nin tercüme-i yine masalımsı böyle fabullar ve masal sözcüğünü ilk kullanan Namık Kemal. Masalın bir döşemesi var. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde develer teller iken, pireler berber iken ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken dediğin zaman o döşeme oluyor. Bu çıktı üniversite 2020 yılında. Serim ise seriyorsun. Diyorsun ki işte bir keloğlan olan varmış. Onun annesi varmış. Annesi hastalanmış krala gitmiş diye. Sonra olaylar düğümleniyor. Kral diyor ki olmaz sen benim kızımı seviyorsun seni öldüreceğim diyor. Sonra çözümleniyor kızıyla evlendiriyor. En sonunda da onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine gökten üç elma düşmüş falan diye böyle güzel bir dilek tutuluyor. Fabıllarda ise daha çok mutsuz bir son var. Bak masallarda mutlu bir son var. Fabıllarda mutsuz bir son var. Niye? Öğüt veriyor böyle bir nasihat verecek. Olay anlatımı var. Hayal ürünü. Bir de masallarda tabii ki insanlar devler olağanüstü kahramanlar varken fabıllarda daha çok hayvanları göreceğiz yani. Dolayısıyla da teşhis, kişileştirme veya intak. İnsan olmayan varlıklar insan gibi konuşma sanatları var. Hem şiir hem düz şeklinde olabiliyor. Kahramanlar, hayvanlar, kurnazlık, kibir, kıskançlık, cesaret gibi şeyler anlatılacak. Mesela kurnazlık deyince aklımıza ne gelecek? Tilki gelecek mesela. İnsanlar da kahramanlar olabiliyor. Evrensel temalar var. Öyküleci anlatım var. Yer ve zaman ögeleri belirsiz tabii yani ne zaman oldu belli değil. Ders verme amacı var. Ve atasöz ve özdeyişle bitiyor. Tekrar söylüyorum. Masallarda mutlu son vardır. Fabullarda ise ibret verici bir son vardır. Dünya edebiyatında yine ezop masalları, yine kirlediğimde hem masal hem de fabul örnek olabiliyor. Sadi'nin Gülistan'ı ya da La Fontaine yine önemli fabul örnekleri yazıyorlar. Bizim edebiyatımızda Mevlana'nın Mesnevi'si, Gülşehri'nin Mantıku Tayr adlı eseri, Şeyhi'nin Harnamesi, Mesnevi'nin e, Mesnevi tarzında yazılsa ilk fabul örneği kabul ediliyor. Yani öküz olmaya yeltenen bir eşeğin hikayesini anlatıyor Şeyhi Harname'de ve bu da üniversite sınavlarında çıkıyor. Hocanıza yazıldığı sorar. Şinasi La Fontaine'den tercüme-i yapıyor. Bu da yine bir Fabul örneği. Fabul'un planına baktığımızda serim var. Bak döşeme bölümü yok. Olay bir seriyor. Bir kargayla bir tilki varmış. Sonra düğümleniyor. Tilki kargayı dolandırmaya çalışıyor. Sonra çözümleniyor. Ve tilki kargayı dolandırıp anlıyoruz ki tilki çok kurnazmış. Öğütte de diyor ki dikkatli olun. Tilkiler kurnaz olabilir gibi. Masalla fabılı karşılaştırdığımızda masalda döşeme bölümü var. Evvel zaman içinde burada yok. Fabul'da yok. Masal düz yazı şeklinde fabıl şiir veya düz yazı olabilir. Masallarda kahramanlar, insanlar ve olan üstü. Fabularda genellikle hayvanlar. Sonda dilek var, burada sona öğüt var. Mutlu son var, burada ise ibret verici bir son var. Edat bağlaç ünlemi de anlatalım ve artık bitirelim arkadaşlar. Edatlar, şurada gördüğünüz kelimeler yüzde yüz edat olan sözcükler. Gibi, için, e göre, e kadar, sanki, üzere, sadece, e doğru, e karşı, edek değil mi? Bunları hep yüzde yüz edat gördüğünüz zaman. Mesela şunu demek istiyorum, ne demek yüzde yüz edat? Mesela güzel sözcü sıfat mı, zarf mı? Ne bileyim hocam. Güzel, Ev dersen sıfat. Güzel konuşuyor dersen zarf oluyor. Çünkü ismin önüne gelirse güzel sözcüğü sıfat olur. Fil önüne gelirse zarf olur. Ama diyelim ki sen sözcüğü hep zamirdir. Sen, sen zamirdir yani. İşte gibi sözcüğü de hep edat. Veyahut da de veya veya ya da ki ama fakat hatta çünkü oysa ise ne ne hem hem gerek gerek ister ister. Ya da şu son bahçemler yani son bahçem bu bitişik yazılan şeyler. Yani sanki Madem ki işte belki veyahut da halbuki çünkü eğer ki meğer ki bunlar da bağlaç. Şimdi ile eğer ne ile anlamına geliyorsa edat ve anlamına geliyorsa bağlaç oluyor. Mesela diyelim ki Ali ile Can geldi dersen Ali ve Can geldi dediğin için bağlaç oluyor. Ama Ali arabayla geldi dersem ne ile anlamı katıyor? için edat oluyor. Ancak ve yalnızda da sadece anlamı katıyorsa edat, fakat anlamı katıyorsa bağlaç oluyor. Mesela bu soruyu ancak siz çözebilirsiniz. Sadece anlam olduğu için edat oluyor. Bu soruyu çözersiniz. Ancak, yalnız, fakat anlamı varsa o zaman da bağlaç oluyor. Ey hey ünlemler biliyorsunuz yazık eyvah vakti. Şimdi burada arkadaşlar bu kitapta sizlere tüm anlattığımız konuları mükemmel bir şekilde özetledik. Harika bir şekilde yanlarına sorularını verdik. Hem yazımda hem noktalamada. Hatta şöyle göstereyim. Mesela şiir konusu. Anlatıyoruz. Bununla alakalı sorusunu veriyoruz. Anlatıyoruz. Bununla alakalı sorusunu veriyoruz anlatıyoruz. Bununla alakalı sorusunu veriyoruz. Sakladığımız soru olursa da Karaköy Doktorak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kafirleri de anlatıyoruz aynı şekilde. Her şeyi küçük küçük parçalara böldük lokmalara. Böyle tam sınavınızda çıkacak şekilde de özetledik. Siz bunları çözdükçe, bunları öğrendikçe zaten süper notlar alacaksınız. Söz sanatlarının alakalı sorularımız da var. Tam bu sınavda çıkabilecek bir şey yani. Burada mesela halk edebiyatı ve divan edebiyatını karşılaştırmış. Dörtlük beyit, koşmak, kaside, sade dil, ağır dil, ölçü, işte e, aruz ölçüsü oluyor bu tarafta. Burada ece ölçüsü oluyor gibi. Sonra bununla alakalı örnekler de çözdük. Sıfatları da yaptık. Hemen hepsinin ardından da bir test-geç bölümünü pekiştirdik şiir ünitesi için. Bu masal fabul için de geçerli. Diğer ünitelerimiz için de geçerli arkadaşlar. Dinamo'da ise, Dinamo'da ise sadece soru var. Ama burada da şu şekilde ilerliyoruz. Önce kazanımları verip rehber soru, rehber çözümler var. Ardından gelen dört soruluk testler var. Sonra bir tekrar testleri var. Ardından da bu sorular üniversiteden çıkabileceği için ÖSYM tarzı sorular da var. Ve en sonunda da yazılı sorularımız var. Bütün bunların da çözümleri olduğunu hatırlatalım. Bunları Tomuç mağazadan ya da size en yakın Tomuç Kapısı'ndan isteyebilirsiniz. Şimdiden derslerinizde başarılar. İnşallah en düşük notunuz 100 olur diyorum. Ödülü soruya da yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.